biter Gökalp abi? Maç berabere biter. Zonguldak Kömürspor kötü gittiği dönemlerde mutlaka bir araya beraberlik alarak yoluna devam eder. Yani yenildiği maçlardan sonra direkt işte fark attım kazandımlara girmez. İyi bir seyirci desteği olacaktır Zonguldak stadında. Kemal Köksal stadında iyi bir seyirci desteği olacaktır. Zonguldak Spor baskın oynamaya çalışacak. Bak Spor'da çok büyük ihtimalle hani biraz kapatacak. 4-1, 4-1 veya 4-3-2-1 gibi bir taktiğe başvuracaktır. Ki 5-3-2 bile burada çok mantıklı. Yani çünkü Zonguldak Spor'un saldırısı söz konusu. Bak Spor'un da gol yollarında problemi var. Yani bilinen klasik bir santrafor olmadığı için Ahmet Sun kanat oyuncusu. Dolayısıyla önce karşılayacak, durduracak. Çünkü açılışta Zonguldak Spor biraz hızlı gelir üzerine seyirci desteğiyle beraber. İlk 15-20 dakika gol yemediği zaman oyun dengelenmeye başlar. İlk yarı öyle biter. İkinci yarı Zonguldak Spor tekrar bir hızlı başlar. Sonra oyun dengelenir. En sonda 80'den sonra oyun Bak Spor'a döner. Bu maçta olduğu gibi aslında. Yani bu 80'de bu maçta ikinci yarı dönmüştü Bak Spor'a da gol olmadı. 80'den sonra oyun Bak Spor'a döner. Özellikle şimdi Ahmet Sun'un performansından biraz bahsetmek lazım belki de. Çünkü 90+5'te hala çok koşan, hala depar atan, hala yorulmayan bir Ahmet Sun attı bu golü. Hatta golü de ekranlara getirelim. Tabii ki. Şimdi benzer bir durum orada 80. dakikadan sonra Zonguldak'ta gerçekleşirse hani bir gol daha bulabilir mi? Bulabilir, bulamaz demem ama maçın normal görünümü, yani Bak Spor için de iyi olan içeride galibiyet, dışarıda beraberlik şu dakikadan sonra. Evet, Ahmet Sun'un Sancaktepe'ye 90+5'te attığı gol ekranlarda. Zaten maç ikinci yarıda Bak Spor'a dönmüştü dedin. Evet. Çok güzel bir kontrol. Çok güzel geçti burada. Geçti, süper. Vurdu gol. Stanku'nun köşe vuruşundan kontrolü vuruşu güzeldi. Burada da Ahmet Sun çok güzel kontrol edip rakibini iyi ekarte etmiş. Bak, ve güzel bir gol vuruş. Şu kaynaşma, şu buluşma Bak Spor'un miladıdır. Bunu, bir ihtiyaç varmış. Bunu yaz bir köşeye. Bu Bak Spor'un miladı şu gol ve şu sarılmaydı. O zaman bunun haberini yapacağım ben. Bak Spor'un miladı. Olur yani Bak Spor'un miladı bu olacak. Çünkü gerçekten alın terinin karşılığını bulduğu an bu an. Gerçi o hakem oyunu 5 dakika uzattı. 90+5'in başında gol geldi. Sonra 3-4 dakika daha oynadılar. Hakemler bu hafta biraz can yaktı gene. Onu da yani biten maçı dakikalarca oynattı yani. Ama şu golün güzelliğine bakarsan kalecinin sabit ayağıyla tık diye çok güzel gol attı ve çok altın gibi bir 3 puan bu. Bir de sadece 3 puan olarak yani şeye, cebe aldığınız bir 3 puan olarak bakmayın. Bak Spor'un bu şeyine, puanına. Bu gerçekten her şeyi değiştirecek olan gol buydu. Çok önemli bir gol oldu. Bazen takımların böyle birkaç tane hazır forma girmişken galibiyet alması şart. Bak Spor güzel bir başlangıç yaptı. Aslında geçen hafta da puan aldı. 2 haftadır iyi gidiyor. Dileriz Zonguldak maçında da bence alınacak deplasmandan bir puan hiç fena değil. Valla yani devre sonuna kadar Bak Spor'un mağlubiyet alacağını düşünmüyorum aslında. Yani şimdi bu ikinci mağlup olmalı. Bir beraberlik, bir galibiyeti var. Benim düşüncem bundan sonra bir 3 ila 5 arası puanı daha olacak şeyin.